11 milyon 273 bin ton buğday ve arpa aldı TMO. Ya bu neredeyse Türkiye'deki buğday ve arpa hasadının %40'ından fazla. Yani tarihi bir rekor. Hasadın bitmesiyle hemen hemen piyasadaki fiyatlar TMO alım fiyatlarına yaklaştı. Yani ama fiyatlar derken kaliteli iyi buğdaylardaki fiyatlar şu anda Polatlı ve Konya borsasında TMO'nun alım fiyatı olan 8250 liranın üzerinde işlem gören fiyatlar da var. Bu sene uzun yıllardan sonra Türkiye ilk defa makarnalık buğdayda ihracat izni verdi. Onda da yaklaşık 1 milyon tona yakın makarnalık buğday ihraç ettik. Bu sene çünkü Türkiye'deki kalite diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi olduğu için orada da daha önceki 3-4 yıl önce hep yokluk yönetiliyordu. İşte verimlerde, hasatlarda ve kuraklıktan dolayı bu sene inşallah bolluğu yönetmeye çalışıyoruz. Bizim açımızdan stabil ve durağan bir döneme girdik hem fiyatlar açısından. Tabii ham madde fiyatları durağan olunca, ham madde fiyatlarında yüksek sıçramalar olmayınca yem fiyatlarında ve un fiyatlarında da ciddi sıçramalar olmuyor. Yani stabil ve durağan bir döneme girdik. Tabii ki. Tabii ki onun da kendine göre riskleri var tabii yani. Mesela aldığınız ham maddelerde mesela stokla yakalanıyorsunuz. İşte oradaki en büyük risk ne? Maalesef artan faiz oranlarıyla beraber kredi maliyetleri ve paranın maliyeti yükseliyor. Yani şu anda elinizde ham madde tutmanın aylık maliyeti %5. Ham madde fiyatları gitmeyince siz her ay buna %5 finansman maliyetine katlanınca o zaman da böyle bir riskle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hepsi zor. Hepsi zor. Yani bizim aslında istediğimiz nedir? Her zaman her şey durağan olsun, öngörülebilir, tahmin edilebilir olsun. Yani istediğimiz bu.